gelmeden mezara koydular beni o gençliğine. Ölmeden mezara koydular beni o gençliğine. Çanakkale içinde bir dolu testim. Çanakkale içinde bir dolu testim. Çanakkale içinde bir uzun senli. Kimimizin nişanı, kimimizin o gençliğine. Kimimizin İlk başta şaşırdım Alper burayı söyleyince. Ama sonra içimden dedim ki ne iyi oldu. Koşuşturmanın içinde ziyaret fırsatı bulamamıştım. Ben her umutsuzluğa düştüğümde buraya gelirim. Ne zaman düşmanlarımız çok, her tarafımız çevrilmiş hissine kapılsam, bir kurtuluş olduğunu hissederim burada. Gerçekten tarihe gömmeye kalksak sığmazlar. Ömer babam Mehmet Akif'in şiirini öğretmişti bana. Daha okuma yazmam yokken. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların saldırıyor dördü beşi. Dediğim anda tarihte yolculuk yapmak isterdim. Mehmetçik'le birlikte çarpışmak isterdim. Tarihte yolculuğa gerek yok Polat. Bugün en çirkin orduların saldırıyor 10-15'i. Bana söylediklerini ilettim. Değerlendirileceğini bildirdiler. Bir netice çıkar mı? Birlikte göreceğiz. Ama söylediklerinden başka çıkar yol yok. Devletin zirvesini Çanakkale'ye davet etmek isterdim. O zamanki ordumuzun başkomutanının Alman olduğunu hatırlatmak isterdim. Bir Alman tarafından yönetilen ordunun şanlı direnişine rağmen nasıl kırıldığını, nasıl büyük kayıplar verdiğini anlatmak isterdim. Karargâhtan ordu yönetilmeyeceğinin en açık örneği.
Cephe başka, karargah başka. Ruslara yenildin. Balkan Savaşı'nda yenildin. Hatta bazı cephelerde Birinci Dünya Savaşı'nda yenildin. Bırakın Avrupa'dan atılmayı, Türkler artık yok dendiği zaman Çanakkale'de dirildin. Burası olmasaydı milli mücadele olmayacaktı. Biz olmayacaktık. Hasta adam ölmüş olacaktı. Bunu da karargâhtaki komutanlar değil, burada canını veren, yaralanan, gazi olan komutanlarımız ve şehit olan, gazi olan Mehmetçiğimiz başardı. Bu milletin inanacağı lider olursa bütün sorunları çözülür. Mustafa Kemal size ölmeyi emrediyorum dediğinde ölüme giden askerlerin çocuklarıyız biz. Biraz önce arkadaşı şehit olmuş. Kendisi de iki adım sonra düşecek. Şehit olacak. Ama gidiyor. Çünkü komutanı ona ölmeyi emretmiş. Her komutana böyle asker nasip olmaz. İnsanımız İstanbul'un ne demek olduğunu bilmese bile hissediyor. İstanbul düşerse Anadolu düşecek. Anadolu düşerse Arap Yarımadası düşecek. Bir tek Müslümanın yaşayacağı toprak parçası kalmayacak. Hele Türkler. Geldikleri yere kadar sürülecek. Bunun için Kürt'ü, Arap'ı, Arnavut'u, Çerkez'i, komutanları ölmeyi emredince ölüyor. Ruslar İstanbul bizim diye çığlık attığı için İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar İstanbul'u paramparça edeceği için Yunanlılar İstanbul zaten bizimdi dediği için insanımız şehit oluyor. Bugün ölme vakti değil. Buradaki ecdadımız bizim için öldü. Bin kere öldü. Vakit artık mücadele etme vakti. Düştüğümüz yerden kalkma vakti. Sahipsiz bıraktıklarımızın alemdarı olma vakti. Yenilgi yenilgi büyüyen zaferlerden bizatihi zaferlere geçme vakti. Ezilmişlikten, sinmişlikten, korkmuşluktan kurtulma vakti. Biz büyük bir milletiz. Bunu yeniden idrak etme vakti. Artık hakkın vaat ettiği günler doğdu. Bugünlerin hakkını verme vakti. Bütün dünya bizi yenemeyeceğini biliyor. O yüzden üstümüze askerlerini yollamıyor. İçimizden asker devşiriyor. Bizimle böyle mücadele ediyor. İnsanın inanası gelmiyor. Ama en çok bu topraklarda ajanlar boşuna cirit atmıyor. Bizi birazcık boşlasalar başlarına gelecekleri biliyorlar. Şu Heda gövdesi bir baksana. Dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tebiri. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da
geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yanına. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.